Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 7. ünite 1. konu elektrik yükleri ve elektriklenme çeşitleri, sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme, etki ile yani tesir ile elektriklenmeyi anlatacağız. Elektriklenmenin günlük hayatta etkileri ve teknolojide kullanımını anlattıktan sonra LGS ve burslulukta çıkmış soruların çözümünü yapacağız. Kanalıma abone olup Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Madde atomlardan meydana geliyordu. Bir atomda pozitif ve negatif yük olmak üzere iki çeşit yük bulunuyordu arkadaşlar. Bu yükler sayılarına göre cisimler adlandırılıyor. Elektrik yükleri sayılarına göre cisimler pozitif yüklü cisimler, negatif yüklü cisimler ve nötr cisimler olmak üzere üç çeşit cisim bulunuyor arkadaşlar. Pozitif yüklü cisim Arkadaşlar atomda proton sayısı elektron sayısından fazla ise yani pozitif yüklerin negatif yüklerden fazla olması durumudur. Burada gördüğünüz cisme baktığımızda pozitif yük sayısı 6 tane, negatif yük sayısı 4 tane. O halde pozitif yük negatif yükten fazla olduğu için cisim pozitif yüklüdür diyoruz arkadaşlar. Negatif yüklü cisimlerde ise atomda elektron sayısı proton sayısından fazladır arkadaşlar. Yani negatif yüklerin pozitif yüklerden fazla olması durumudur. Cismimize baktığımızda 6 tane negatif yük var. 4 tane pozitif yük var. O halde cisimimiz negatif yüklü cisimdir. Üçüncü tür cisimimiz nötr cisimdir arkadaşlar. Pozitif yük ile negatif yük sayısı birbirine eşit olan yani atomdaki proton sayılarıyla elektron sayılarının eşit olması durumudur arkadaşlar. Cismimize baktığımızda 4 tane pozitif yük, 4 tane de negatif yük vardır. Yani cismimiz nötrdür arkadaşlar. Nötr cisim hiç yük olmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. Pozitif ve negatif yüklü sayıların birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Buradaki ayrıntıyı unutmayacağız. Üçgene baktığımızda pozitif yüklü sayısı fazla olduğu için üçgenimiz pozitif yüklü cisim. Kareye baktığımızda arkadaşlar Pozitif yük, negatif yük eşit olduğu için nötr cisim. Daireye baktığımızda negatif, negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazla olduğu için cismimiz negatif yüklüdür. Yine arkadaşlar bu şekilde grafik şeklinde sorduklarında da yine bizler pozitif ve negatif yük sayılarına bakarak anlayabiliriz. Öncelikle nötr cisme bakalım. Arkadaşlar bakıyoruz L'nin. Pozitif ve negatif yük sayısı birbirine eşit olduğu için yani 10 tane pozitif yük, 10 tane negatif yük sahip olduğu için nötr cisim. Negatif yüklü cisim istemiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz. M'nin 4 tane pozitif, 8 tane negatif yük olduğu için M negatif yüklü cisim. K'ya bakıyoruz arkadaşlar. Pozitif yük sayısı 6, negatif yük sayısı 2. Yani pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olduğu için K cismi pozitif yüklü cisim olur arkadaşlar. Yine sütun grafiğinde sorulduğu zaman baktığımızda arkadaşlar sarı pozitif yükü pembe negatif yükü göstermekte ise nötr cismimiz eşit olan yani z cismimiz eşit olduğu için nötr. Sonra negatif yük istemiş arkadaşlar. Bakıyoruz pembe daha fazla olacak. X yükün x'e baktığımızda pembenin yük miktarı daha fazla yani negatif yük miktarı daha fazla olduğu için x negatif yüklü y'ye baktığımızda arkadaşlar sarı sütun yani pozitif daha fazla olduğu için Y de pozitif yüklü cisimdir. Cisimlerin birbirine etkilerine bakalım arkadaşlar. Cisimler aynı yüklü ise arkadaşlar birbirini iterler. Burada gördüğünüz gibi artı artıyı itmiş, eksi eksiyi itmiş. Nötr cisimlerin etkisi yoktur. Zıt işaretli yükler ise birbirini çekiyor arkadaşlar. Bakın artı eksiyi veya eksi artıyı çeker. Burası önemli arkadaşlar. Yüklü cisimler nötr cisimleri çekerler arkadaşlar. Yani pozitif yüklü cisim de negatif yüklü cisim de nötr cismi çeker. Biz bunu asılı kürelerden de bakalım arkadaşlar. Bakın aynı yüklü cisimler yani pozitif küreler ve negatif küreler birbirini itmişler. Zıt yüklü küreler birbirini çekmişler nötr küre pozitif nötr küreyi negatif yüklü küre yine nötr küreyi bir çekmiştir arkadaşlar. Yüklü cisimler nötr cisimleri çekerler. Soruyla devam edelim arkadaşlar. Elektrik yüklü K ve L kürelerinin arasına negatif yüklü küre bırakıldığında küre ok yönünde hareket ediyor. Arkadaşlar küre ok yönünde hareket ettiğine göre demek ki K negatif yüklü L nötr veya pozitif yüklüdür arkadaşlar. Çünkü negatif yük ve pozitif yükler birbirinin nötr cisim birbirini çekecektir. O halde K negatif yüklü, L nötr veya pozitif olabilir. Bakalım A şıkkına K pozitif demiş. Pozitif olsaydı çekerdi arkadaşlar. Olamaz dediği için cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Bakıyoruz K yüksüz, L artı yüklü ise çekecektir doğru eksi yüklü evet k eksi yüklü artı yüklüse çekecektir doğru yüksüzse yine çekecektir doğru eksi yüklü yüksüzse çekecektir doğru yanlış olamazdı sorduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar özdeş x cisimlerinin bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvvetleri T1 T2 T3 şeklinde olduğuna göre Aşağıdakiler verilenlerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. En fazla olduğuna göre demek ki x cismimiz ne olacaktır? Negatif olacaktır. Neden? Artı eksiği ne yapacaktır? Çekecektir. Nötr olduğu zaman yine çekecektir ama az çekecektir. Burada negatif olduğu zaman arkadaşlar negatif birbirini iteceği için T ipindeki gerilme de daha az olacaktır. T3'te daha az gerilme olacaktır. O halde X cismimiz ne olacaktır arkadaşlar? Negatif. Burada nötrdür ne diyor. Hayır. X cisminin sahip olduğu negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazladır. Negatif fazla olduğu için evet X negatif yüklüdür. Yani cevabımız B şıkkı. X cismi pozitif yüklüdür diyor. Hayır. X cisminin sahip olduğu negatif yük miktarı pozitif yük miktarına eşit olursa nötr olur arkadaşlar. O halde cevabımız B şıkkı olacaktır. Burada arkadaşlar bu T ipi yerine yay da olabilirdi arkadaşlar yay olduğu zaman uzama miktarları da yine aynı şekilde yapıyoruz. Hemen elektriklenme ile devam edelim. Çeşitli sebeplerle yani sürtünme ile dokunma ile etki ile maddenin yüksüz konumdan yüklü konuma geçmesidir arkadaşlar. Sonucunda itme veya çekme gerçekleşir. Elektriklenmede arkadaşlar şu iki tanesini kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Pozitif yükler asla hareket etmez. Çünkü bunlar atomun çekirdeğindedir arkadaşlar. Negatif yükler katmanlarda olduğu için hareket ederler. Buraya dikkat edeceğiz. Bu iki kurala dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenme ile başlayalım arkadaşlar. Nöt ve yalıtkan cisimler birbirine sürtünmesi sonucu yüklü konuma geçmesidir arkadaşlar. Sürtünme sonucu cisimler zıt ve eşit yükle yüklenir. Hemen ebonit yani plastik çubukla yünlü kumaşa sürttüğümüzde arkadaşlar Şurada sürttüğümüzde plastik çubuk, ebonit çubuk yani negatif yüklü. Arkadaşlar ebonit negatif, eksi ikisi de eksiden başladığı için arkadaşlar aklımızda öyle kalabilir. Çünkü öğrenciler hep acaba cam çubuk mu pozitifti, ebonit çubuk mu negatifti diye karıştırıyor. Ebonit çubuk arkadaşlar eksi yükle yüklenir. Yünlü kumaş pozitif yükle. Bakın zıt ve eşit dedik arkadaşlar. Bakın zıt ve eşit yükle yükleniyorlar. Ebonit eksi buradan aklımızda kalsın arkadaşlar. Yine cam çubuğu ipek kumaşla sürttüğümüzde arkadaşlar cam çubuk pozitif yükle ipek kumaş ise negatif yükle yüklenir arkadaşlar. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Hep sorularda çıkar arkadaşlar. Not sürtünme ile elektriklenme sonucunda cisimler zıt cins elektrik yükle yüklenirler. Bakın arkadaşlar her ikisi de zıt oldu. Yine arkadaşlar unutmamamız gereken burada cisimler arasında alınıp verilebilen her zaman negatif yüklü. Negatif yüklerdir. Yani elektronlardır arkadaşlar. Pozitif yükler, protonlar kesinlikle cisimden cisime aktarılmaz. Yani hareket etmezler arkadaşlar. Şurada Resim olarak da gösterdik. Bakın arkadaşlar, ebonit çubuk yani plastik çubuk, yün beze sürtüldüğünde ebonit eksi yüklü arkadaşlar. Bakın negatif yüklü oluyor. Yün kumaş pozitif yüklü. Yine cam çubuk, ipek kumaşa sürtüldüğünde arkadaşlar, cam çubuk pozitif yükle, ipek kumaş negatif yükle yükleniyor. Unutmamamız gereken bilgi bu. Hangi cins elektrik yükleneceğini yazalım arkadaşlar. Şişirilmiş balon, yün kumaşa sürtüldüğünde balon plastik olduğu için arkadaşlar yine ebonit çubuğun kumaşa sürtülmesini düşünebiliriz. Yün kumaşa sürtülen balonda yün kumaş balona elektron veriyor. Yani balona elektron verdiyse balondaki eksi yük miktarı artacak. Balon negatif yükle yüklenecek. Kumaş pozitif yüklü. Sürtülmede hep birbirine zıt oluyordu arkadaşlar. Kumaş pozitif, balon negatif olacaktır. Yine arkadaşlar X cismi Y cismine sürtüldüğünde X cismi elektron kaybediyor. X cismi elektron kaybediyorsa pozitif yüklü yüklenecektir arkadaşlar. Son durumda X pozitif, Y negatif yüklü olacaktır arkadaşlar. Dokunma ile elektriklenme ile devam edelim arkadaşlar. Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir cisme dokundurulması sonucu oluşur. Dokunma sonucu cisimler aynı ve eşit yükle yüklenir. Arkadaşlar unutmayacağız. Dokundurduğumuz cisimler kesinlikle aynı yükle yükleniyorlar. Örneğin pozitif bir yüklü cismi nötr cisme dokundurulduğumuzda arkadaşlar her ikisi de aynı ve eşit yükle. Bakın arkadaşlar her ikisi de pozitif ve eşit yük. Yine negatif yüklü bir cismi nötr cisme dokundurulduğumuzda ikisi de arkadaşlar negatif yüklü ve eşit oluyor. Pozitif yüklü negatif yüke dokundurduğumuzda hangisinin yük miktarı fazla ise. Bakın burada artı yük fazla olduğu için her ikisi de artı yüklü ve eşit miktarda yüke sahip oluyor. Yine arkadaşlar negatif yüklü bir cismi pozitif yüklü cisme dokundurduğumuzda burada negatif yük miktarı fazla olduğundan her iki cismimizde negatif yükle eşit ve negatif yükle yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, kürelerden birinin pozitif, diğerinin negatif yüklü olduğu durumlarda kürelerin son yük durumu, son yük işaretleri başlangıçtaki yük miktarı büyük olan küre ile aynı olur arkadaşlar. Eğer zıt cins elektrik yükle yüklü iseler arkadaşlar, yük miktarları eşit olduğunda dokundurulduğunda her iki kürede Nötr yükle yüklenir arkadaşlar. Elektrik yükleri Q sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Elektrik yüklü özdeş ve iletken iki küre birbirine dokundurulduğunda toplam yük her zaman arkadaşlar eşit biçimde paylaşırlar. Hemen örnek yapalım arkadaşlar. Bakıyoruz K pozitif yüklü L negatif yüklü ise arkadaşlar dokundurulduğunda her ikisi bakıyoruz 5-5 artı 5 yüklü M ve N yükleri eşit olduğu için ikisi de nötr olacaktır. Bakıyoruz arkadaşlar P ve R dokundurulduğunda arkadaşlar eksi yük miktarı N'nin daha fazla olduğu için P ve R her ikisi de negatif yüklü olacaktır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Eksi yüklü K ve M kürelerinin K yalıtkan sapından tutularak artı yüklü L küresine dokunduruluyormuş arkadaşlar. K eksi yüklü L artı yüklü. Arkadaşlar eğer yük miktarları eşitse K ne olabilir? Nötr olabilir. Veya arkadaşlar L'nin yük miktarı az ise yine K eksi yüklü. L de eksi yüklü. Arkadaşlar L bakın eksi yüklü K'nın yük miktarı fazla ise L'yi de ne yapacaktır? Eksi yüklü yapacaktır. Peki M yalıtkan sapından tutularak M eksi yüklüydü nötr n küresine dokundurulduğunda n kesinlikle eksi yüklü olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım. K küresi nötrdür. Olabilir. Hangileri doğru olabilir diyor son durumda. Evet arkadaşlar. K nötr olabilir. L eksi yük elektrik yüklüdür diyor arkadaşlar. Evet. K'nın eksi yükü fazla ise L'ye dokundurduğumuz için her ikisi de eksi yüklü olabilir. Doğru. N artı yükle yüklüdür diyor. Yanlış arkadaşlar. Eğer eksi yüklü M cismi nötr N küresine dokundulduğu zaman kesinlikle N küresini de eksi yapacaktır dokunmayla elektriklenme olduğu için N eksi olacaktır yanlış. Hangileri doğru diyor? 1 ve 2. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü elektriklenme çeşidimiz etki yani ile yani tesirle elektriklenme. Arkadaşlar etki tesirle elektriklenme yüklü bir cismin nötr veya yüklü bir cisme yaklaştırılması sonucu oluşur arkadaşlar. Etki ortadan kalkınca cisim eski haline tekrar döner. Örneğin arkadaşlar, nötr bir cisme negatif yüklü bir cismi yaklaştırırsak arkadaşlar ne olacaktır? Eksi yükleri bu tarafa itecek, burada artı yükler kalacak ve cisim şu halde yani eksi yükler uzağa, artı yükler burada kalacak şekilde yüklenecektir arkadaşlar. Nötr K ve L cisimlerinden L cismini pozitif yükle K cismini negatif yükle yüklemek için arkadaşlar bakın K ve L nötr cisimler yalıtkan sapla birbirine dokundurulmuş ve sonradan arkadaşlar eksi yüklü L cisim yaklaştırdığımızda eksi yükler arkadaşlar K tarafına hareket edecektir. Bakın K ve L cisimlerine negatif yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda negatif yükler K cismine geçerken pozitif yükler L cisminde kalacaktır. Bakın şurada kalmış daha sonra ayırdığımızda arkadaşlar negatif yüklü cisim uzaklaştırmadan K ve L'yi birbirinden ayırırsak arkadaşlar ayırdığımızda ne olacaktır? K negatif yüklü, L ise pozitif yüklü yüklenmiş olacaktır arkadaşlar. Yine örnekle devam edelim. Nötr K ve L levhaları şekildeki gibi yerleştirildikten sonra artı yüklü küre K levhasının yanına yerleştiriliyor. Arkadaşlar bakın dokunmuyor dikkat edeceğiz. Buna göre son durumda K ve L levhalarının yük dağılımını çiziniz diyor. Arkadaşlar artı yüklü olduğu için buradaki negatif yükleri kendine doğru çekecektir. Bakın negatif yükleri kendine doğru çekti. Pozitif yükler burada kaldı. Burada da aynı şekilde negatif yükleri kendine çekeceği için pozitif yükler L'nin bu tarafında kalacaktır arkadaşlar. Elektriklenme'nin günlük hayattaki etkileriyle devam edelim. Arkadaşlar, bulutları oluşturan su moleküllerinin atmosferdeki hava molekülleriyle sürtünmesi sonucu bulutlar elektrik yüküyle yüklenir. Şurada arkadaşlar bakın, pozitif yüklü bir bulut ile negatif yüklü Bulut arasında ne olacaktır arkadaşlar? Yük boşalması olacaktır. Ne olacaktır? Artı yükler buradaki eksi yükleri çekeceği için şimşek meydana gelecektir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bulut ile bulut arasında şimşek oluyor. Yine negatif yüklü bir bulut ile yer arasındaki arkadaşlar yük boşalmasına yani şu negatif yüklerin yere boşalmasını ise yıldırım diyoruz arkadaşlar. Yıldırımdan korunmak için paratoner kullanılır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de bunu elektroskop ve topraklama dersinde de anlatacağım. Paratoner arkadaşlar bu eksi yükleri yere vereceğin için, topraklama yapacağı için bu binaya hasar vermeyecektir. Yine arkadaşlar iki bulut arasındaki yük boşalmasına şimşek Bulut ile yer arasındaki yük boşalmasına yıldırım diyoruz. Yine arkadaşlar elektriklenmenin günlük hayatta karşılaştırdığımız kaydırakta kayan bir çocuğun saçlarının dikilmesi, Yine yün kazakları çıkartırken çıtırtıların duyulması, saça sürtülen bir balonun saçımızı çekmesi. Arkadaşlar balonu sürtündükten sonra saçımızı çektiğini görürüz. Yine tarağın arkadaşlar kuru ve temiz saçlar plastik tarakla tarandığında sürtünme ile elektriklenme sonucunda plastik tarak negatif yükle saç Pozitif yükle yüklenir. Saç telleri pozitif yükle yüklendiği için birbirini iterek açılır, kabarır ve tarak tarafından çekilir arkadaşlar. Yine arkadaşlar, yün ve naylon giysiler vücudun hareketiyle vücuda sürtünerek elektriklenir. Bu giysiler çıkartılırken yük akışı sonucu küçük kıvılcımlar oluşturur, Çı çıtırtı sesi çıkar veya kulaklarda çınlama yapar arkadaşlar. Yine arkadaşlar kalemin ya da balonun küçük kağıtları çekmesi. Kalemi veya balonu yünlü kumaşa sürttüğümüzde küçük kağıtları çekmesi. Bilgisayar, televizyon gibi elektronik aletlerin ekranlarında toz birikmesi ya da Ekranlarımızı saç, saçımızı çekmesi. Yine arkadaşlar fotokun makinesinin çalışma prensibi. Bakın arkadaşlar buradaki yine elektriklenme ile olur. Baca temizlenmede de kullanılan fırçalar. Fabrika bacalarındaki filtreler, otomotiv ve beyaz eşyaların boyanması arkadaşlar. Yine bakın, boyanmada elektriklenmeden yararlanılır arkadaşlar. Plazma küresinde parmak izinin belirlenmesinde arkadaşlar ve elektronik ürünlerini tamir edenlerin kullandığı bileklerdeki elektriklenmenin etkisi vardır arkadaşlar. Bilekliklerinde elektriklenmenin etkisini görürüz. Yine arkadaşlar Temiz ve kuru saça veya yünlü kumaşa sürttüğümüz balonlar arkadaşlar elektriklenecektir. Duvara bıraktığımızda bir süre arkadaşlar duvarda duracak. Daha sonra nötr hale geldiği için, elektrik yükleri yüzeye boşaldığı için ne yapacaktır? Düşecektir arkadaşlar. Yine elektriklenmiş plastik çubuk nötr durumdaki akan suyu yaklaştırılırsa arkadaşlar suyu kendine doğru çekecektir. Bakın arkadaşlar Plastik çubuğu elektriklendirdiğimizde buradaki suyu kendine doğru nötr olduğu için kendine doğru çekecektir. Arkadaşlar 2018 LGS sorusuyla devam edelim. Bu durumda araçta yer alan hangi filtre yeterince çalışmamıştır diyor arkadaşlar. Yine iş yerinde kullanılan hava temizleme araçlarının iç yapısı ve çalışma prensibi şekildeki gibidir. Buradan kirli hava giriş yapıyor arkadaşlar. Birinci filtre havadaki büyük parçaları tutuyor. İkinci filtre havadaki kokuyu soğuruyor. Üçüncü filtre hava içinde kalan küçük parçacıkları pozitif yükle yüklüyor. Dördüncü filtre negatif yükle yüklü arkadaşlar. Ve fan temiz havayı tekrar veriyor. Bu aracın yer aldığı ortamda araçtan çıkan havanın içinde pozitif yüklü parçacıkların fazla sayıda yer aldığı belirleniyor. Arkadaşlar eğer çıkan havada pozitif yük fazla ise demek ki negatif yüklü filtre buradaki pozitif yükleri çekmemiş. Yani 4 numaralı filtremiz nedir arkadaşlar? Çalışmamıştır. O halde cevabımız ne olacaktır? 4 numaralı filtre D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2018 LGS sorusu. Yine arkadaşlar 2019 LGS'de de iki tane çıktı bu konuda. Hemen bunları çözelim. Buna göre cisimlerin yüklerinin cinsleri aşağıdaki verilenlerden hangisi gibi olabilir diyor arkadaşlar. Elektriksel yüklü cinsleri farklı olan cisimler yaklaştırıldıklarında birbirlerini çekerken yük cinsleri aynı olan cisimler yaklaştırıldığında birbirini iter. Bu duruma Gözlemlemek isteyen öğrenci yük cinsi ve miktarını bilmediği bir alüminyum top ve ebonit çubuk ile bir cam çubuk kullanarak tablodaki gibi farklı uygulamalar yaparak gözlemlerini yazıyor. Arkadaşlar alüminyum top ve ebonit çubuk birbirine yaklaştırıldığında alüminyum top ve ebonit çubuk birbirlerini itiyormuş. Birbirlerini itiyorsa nedir arkadaşlar? Aynı yüklüdürler. Ebonit ve cam çubuklar birbirine yaklaştırıldığında ebonit ve cam çubuk birbirini çekiyorsa arkadaşlar ne diye? Zıt yüklüdür. O halde arkadaşlar alüminyum top ile ebonit çubuk aynı yüklü olacak. Bakıyoruz A şıkkında aynı yüklü, B şıkkında aynı yüklü, C şıkkında zıt yüklü, C şıkkını eliyoruz. D şıkkında aynı yüklü. Bakıyoruz ebonit çubukla cam çubuk zıt yüklü olacak arkadaşlar. A şıkkına bakıyoruz biri negatif biri pozitif. Evet cevabımız A şıkkı olacak. Bakıyoruz burada aynı yüklü olmaz. Burada zaten C'yi elemiştik. D'de de aynı yüklü olduğu için olmaz. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Buna göre ikinci denemede beyaz eşyanın metal yüzeyine boyanın düzgün dağılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Genç bir girişimci olan Ali beyaz eşyaların metal yüzeylerini boyama işine giriyor. Öğrendiklerini uygulamak isteyen Ali ilk denemede negatif yükle yüklediği beyaz eşyanın metal yüzeyine nötr boya tanecikleri püskürttüğünde boyanın bu metal yüzeyine düzgün dağılmadığını, bazı bölgelerde koyu ve açık renklerin oluştuğunu görüyor. Arkadaşlar negatif yük nötr çekmesine rağmen düzgün dağılmamış. Bu bu sorunu çözmek için Ali ikinci denemede Birinci denemedekiyle özdeş olan metal bir yüzeyi yine negatif yüklü yükleyerek metalin yüzeyine bu kez pozitif yüklü boya taneciklerini püskürttüğünde boyanın yüzeyine düzgün dağıldığını görüyor. Arkadaşlar burada da yine pozitif çekme her ikisinde de çekme olmuş. O halde bu ikincisinde daha iyi dağılmasını nasıl açıklayabiliriz diyor. Nötr cisimlerin yüklü cisimler tarafından çekilmesi her ikisinde çekme olmuş olmaz. Zıt yüklü cisimlerin birbirini çekmesi her ikisinde çekme olmuş olmaz. Aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesi evet birbirini ittiği zaman Düzgün bir şekilde dağılacaktır. Cevabımız C şıkkı. Nötr bir cisim başka bir cisim tarafından etkilenmemesi. Hayır etkilenir arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak. Yine arkadaşlar burslulukta çıkan sorularla devam edelim. 2018 bursluluk sorusuyla. Öğrenciler belirli cisimlerin elektrik yükle dağılımlarını sembolik olarak şekilde gösterildiği kartonlara yazarak sınıf panosuna asmış. Buna göre numaranmış kartların temsil ettiği cisimler hangileri birbirini iter? O halde arkadaşlar aynı yükler birbirini itiyordu. Birinciye bakıyoruz. Negatif ve pozitif aynı olduğu için nötr. İkinciye bakıyoruz. Pozitif yük fazla olduğu için pozitif. Üçüncüye bakıyoruz. Eşit olduğu için nötr. Dördüncüye bakıyoruz. Pozitif fazla. Beşinciye bakıyoruz arkadaşlar. Yine eşit olduğu için nötr. O halde aynı yükler birbirini itecektir. Yani iki ile 4 birbirini itecektir. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yine bursluluk sorusuyla devam edelim. Teknolojik uygulamalar örnek olarak gösterilen araç ve gereçlerin hangilerinde elektriklenmeden yararlanılır diyor. Boya tabancaları evet. Baca temizleme fırçaları evet. Fotokopi makineleri her, üçüncü, her üçü de arkadaşlar elektriklenmeden yararlanılır cevabımız D şıkkı olacak. Yine bursluluk sorusu sorusu çözelim. Elektriksel olarak farklı cins ile yüklenmiş iki bulut arasında yük alışverişi gerçekleşmesine Şimşek arkadaşlar iki bulut arasında farklı yük yani biri pozitif biri negatif ise ne oluyordu yük boşalması oluyordu Buna göre Şimşek oluşumu için birbirine yakın kahveelle olarak adlandırılmış iki bulutun, olası yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar biri pozitif biri negatif olmalı. Bakıyoruz A şıkkında biri negatif biri pozitif. Evet cevabımız A şıkkı olacak. Nötr nötr olmaz. Negatif negatif olmaz birbirini iter arkadaşlar. Pozitif pozitif yine birbirini iter yük akışı olmaz. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Buzluluk sorusuyla devam edelim. Cam çubuklar ile K, L, M küreleri dengede olduklarına göre bu kürelerden hangileri kesinlikle arkadaşlar kesinlikle sorularına biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Elektriksel olarak yüklüdür diyor. Arkadaşlar yük cinsleri ve miktarları bilinmeyen ...üç tane cam çubuk KLM iletken kürelerine temas ettirilmeden şekildeki gibi yaklaştırıldığında bakıyoruz. Yaklaştırılmış birbirini itmiş. Demek ki K kesinlikle yüklü. Her ikisi de negatif veya her ikisi de pozitif yüklüdür ama yüklüdür arkadaşlar. Şimdi burada çekmiş. Çekmişse arkadaşlar ya zıt yüklüdür veya L nötrdür arkadaşlar. Yüklü veya nötr olabilir. Yani L nötr de olabilir, yüklü de olabilir. Burada etki etmemiş nötrdür arkadaşlar. Kesinlikle yüklüdür dediği için yalnız K yani cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Yine bursluluk sorusuyla devam edelim. Ayırma işleminden sonra Metal çubukların elektriksel yük durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlar. Etkiyle elektriklenme ile ilgili bir soru. Bir öğrenci ebonik çubuğu yünlü kumaşa sürter, sürterek negatif yüklenmesini sağlıyor. Özdeş nötr metal olan K ve L çubukları yalıtkan sapları üzerinde değecek konumda yan yana yerleştirerek şekildeki gibi düzenek hazırlıyor. Ebonit çubuk düzeneğe dokundurulmadan yaklaştırılmış yani etkiyle elektriklenme arkadaşlar. Şekildeki gibi yaklaştırıldığında öğrenci yalıtkan saplardan tutup metal çubukları birbirinden ayırıyor. Şurada arkadaşlar ayırdık. Yaklaştırdığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Eksi yükler L tarafına gidecek. L eksi olacak. K ne olacak? Artı yükler K'da kaldığı için pozitif olacak. Ayırdığımızda arkadaşlar ne olacaktır? K pozitif, L negatif yüklüyor. Bakalım şıklara. Nötr negatif olmaz. Pozitif, negatif. Evet. K pozitif, L negatif. Yani cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.